Kızım, bugün daha evliliğinizin ilk günü. Ya keşke bugününüzü beraber geçirseydiniz. Ben birlikte olalım istedim babacığım. Ayrı kalmayalım dedim. Mete, sen nasılsın? Aa, iyiyim efendim, çok sağ olun. Siz? İyiyim, sağ ol. Ya bugün böyle senden izinsiz oldu ama... bu sabah biraz odana girdim kızım. Seni çok özlemiştim. Böyle yastığına sarıldım. Kokunu içime çektim. Bir günde bu kadar da özlemek oluyormuş demek dedim kendi kendime. Sonra da bir defter geçti elime. Ya. Evet. İçinde bir fotoğraf vardı. Neydi o delikanlının adı? Ayaz. Ayaz? Hı. Beraber fotoğraflarınız var. Bir moda çekimiymiş galiba. Anne söyledi. Öyle. Sonra tabii hemen aldım ben defteri elinden. Ha, benim de hiç hoşuma gitmezdi öyle anı defterimi biri karıştırsın, okusun falan. Çok kızardım. Yok canım, hiçbir şey okumadım. Yani defteri gördüm, merak edip açtım. Fotoğrafı gördüm, o anda da annene tosladım zaten. Yine de kusuruma bakma kızım. Yok babacığım, ne demek, hiç önemli değil. Öykü, ya ben çok gerildim. Çıkayım bir hava alayım, yoksa hakikaten bir pot kıracağım ha. Tamam. Ben izninizi isteyeyim şimdi. Ofise gitmem gerekiyor bugün maalesef, işler var. Canım istersen seni de bırakayım yolda. Nasıl yani? Bugün de mi çalışacaksınız? Evliliğinizin ilk gününde. Evet, biz balayını da dinlenmeyi de sonra erteledik. İşlerden dolayı. Mete'cim sen git ya, ben evdeki çizimlerimi toparlarım. Tamam. Mete, seninle ben gelebilir miyim? Hem erkek erkeğe böyle biraz bir şeyler konuşuruz, ne dersin? Tabii, tabii olur, çok, çok isterim. Beni de okula bırakabilir misin Mete? Enişte, Mete enişte. Tabii Cemciğim, ne demek? Biz kalkalım o zaman canım. Elinize sağlık. Görüşmek üzere. Ay. Mete, seninle yalnız konuşmak istedim. Tahmin ediyorsundur. Bu bir kızıma iyi bak konuşması. Çünkü ben ona hiç iyi bakamadım. Yılları bensiz geçti. Şimdi onunla geçen saniyelerin hesabını yapıyorum. Sen de saniyelerin hesabını yap. Ama aradan yıllar geçmedi. Tabii Kemal abi, hiç merak etmeyin. Öykü hep mutlu olacak. Ben bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Onu çok sev, olur mu? Seviyorum tabii. Zaten bizim çocukluğumuzdan beri aramızda bir şeyler vardı. Evet. Öykü ile siz küçükken çok oynardınız. Seninle hep evcilik oynardı ve sonunda ne yapar eder, evlenirdi seninle. Kader işte bak, evlisiniz şimdi de. Evet. Ama evlilik bir oyun değil Mete, öyle değil mi? Yok, tabii ki değil canım. Yani neden hep oyun olsun ki? Sana güvenebilirim yani. Tabii ki Kemal abi. Benim düştüğüm hatalara düşme Mete. Bazen bir bakarsın sevdiklerinin hiçbiri yanında değil. Ve artık onları kazanmak için vaktin de kalmamış. Ben mutluluğun formülünü buldum ama bir de baktım ki her şey için çok geç kalmışım. Peki nedir abi mutluluğun formülü? Mutlu bir ev, gerisi teferruat.
O zaman bu akşam mutlu evimize sizi yemeğe davet etsek, hep beraber mutlu bir aile yemeği yesek olur mu? Öykücüğüm, seninle konuşabilir miyiz? Ne oldu Şeyma? Sadece bir saniye. Tamam, söyle. Bak, babanın durumuna gerçekten çok üzüldüm. Ama sırf onu mutlu etmek için Mete'yle evlenmen gerçekten çok yanlış oldu. Şeyma, benim gerçekten çok işim var. Seni dinleyecek hiç vaktim yok. Ama eminim babanın beni dinleyecek vakti vardır. Babamın mı? Tabii. Babanın vefakar kızının sırf onu mutlu etmek için Mete ile evlendiğini duysa eminim çok gurur duyardı seninle. Şeyma, ne diyorsun sen ya? Babanın bu evliliğin gerçek sebebini öğrenmesini istemeyiz değil mi Öykücüğüm? Ama merak etme, her şeyin bir çözümü var. Sen bana bu yeni yıl, sonbahar, kış kreasyonunu verirsen, ben de bu iyiliğinin karşılığında babana hiçbir şey söylemem ve o da mutlu mesut yaşar gider. Zafer'e giden yolda her şey mübah diyorsun yani. Tamam. Al. Senin olsun. Ne olacak? Benim için hayatta işten çok daha önemli şeyler var. İstediğini aldın. Şimdi izin verirsen. Affedersiniz. Öykü Acar için bir gönderi vardı. Buyurun benim. Hemen yazılı adrese gidiyorsun. Anahtar zaten elinde. Ayaz, bu ne şimdi? Anahtar geldi herhalde. Yani anahtar geldi de. Öykü, bir kere de soru sormasan, ne kendine ne bana. Sadece teslim olsan. Ayaz, hiçbir şey olmamış gibi davranmamı nasıl bekliyorsun? Ya işte ben de bunu yok etmeye çalışıyorum. Bugün de göreceklerin seni ikna etmezse. Bırak ısrar etmeyi, aramam bile. Ama sadece bize bir şans daha tanı. Tamam, peki. Geleceğim. Tamam. Çok kötü olmuş. Acilen hastaneye kaldırmışlar. Önem Hanım gibi bir kadın niye böyle bir şey yapar ki? Kesin değil ama yorgunluktan diyorlar. Önem Hanım'ın nesi varmış? Yorgunluktan bünyesi zayıf düşmüş, bayılmış. Dün acilen hastaneye kaldırmışlar. Ama intihar etti diyenler de var. Sizin haberiniz yok mu? Peki şimdi nasılmış? Şimdilik iyi. Hastaneden çıkarmışlar, şu anda odasında. Hala söylemiyorsun Ayaz. Hala beni üzmek istemiyorsun. Thank you.
Seni görüyorum Öykü. Ama sen beni bir süre göremeyeceksin. Evinin kapısını kendi anahtarınla aç istedim. Bu arada zilin üstünde yazanı gördüm. O zaman şimdi kapıyı aç ve içeri gir. Telefonu da kapama. Ya Ayaz, bu ne böyle izleniyor gibi? Neredeysen çık gel işte. Ya bir kere de itiraz etme de söyleneni yap. Tamam Ayaz, tamam. Evine hoş geldin. Ayakların üşümesin, terliklerini giy. Peki, giydim. Şimdi yerdeki gülleri takip et. Üşümüşsündür. Şimdi sağındaki kupadan sıcak bir şeyler iç. Şimdi gülleri takip et ve devam et. Peki. Önündeki sehpada günlük bir gazete olacak. Bence ona bir bak. Seni ilgilendiren bir haber yakaladım. Uzun zamandır kullandığım "biz Öykü ile arkadaşız" cümlesi kayıptır. Zaten bundan sonra benim için de bu cümle artık hükümsüzdür. Bulanların bu cümleyi bana getirmemesi, sonsuza kadar yok olacak şekilde imha etmesi önemli rica olur. Ayaz Dinçer. Ayaz, bu ilanı gerçekten vermiş olamazsın değil mi? Yürümeye devam et. Peki. Şimdi karşına bir kitap rafı çıkacak. Kitaplardan biri neredeyse raftan çıkmak üzere. Yani ona bir bak istersen. Öykü ve Ayaz. İki kalbin öyküsü. Bugüne dek yaşananlar. Yaşadıklarımız ezberimdeydi. Yazdım. Kitabın devamını beraber yazacağız. Otobüste karşıma çıkan kız tam bir baş belasıydı. Onun tatlı bir baş belası olduğunu sonradan öğrenecektim. Ya. Ben niye baş belası oluyormuşum? Sus ve sadece söyleneni yap. İtiraz yok. Daha yeni başlıyoruz. Peki. Gül yolunu takip et. Merdivenleri çık. Karşına çıkan odada baş belanı bulacaksın. Selam. Bundan sonrasını beraber devam edebiliriz. Daha bitmedi mi? Biraz daha var. Evimizin nadide bir parçası. Zaman geçirmek için birebir. İyi de iki parçası eksik bu. Evet, kalpleri yok. Bu senin. Bu da bende kalacak. Yani sen olmadan, ben olmadan Ayaz'la Öykü asla tamamlanamayacak. Ayaz,
benim hayatımda tanıdığım en romantik, en acayip adamsın. O zaman biraz daha bak bu odaya. Çünkü bence bu odayı biraz daha seveceksin. Mesela şu duvardaki takvim. Bugün 27 Eylül. Yani sevgili olduğumuz gün. Daha doğrusu birbirimize itiraf ettiğimiz gün. Bugün hiç eskimeyecek öykü. Bugün hiç geçmeyecek. Çünkü artık her gün 27 Eylül. Bugün doğan çocuklara isimler. Kızlar için Öykü, erkekler için Ayaz. Hadi benle gel. Her şey hazır gibi. Diş fırçaları. Bornozlar, her şey iki kişilik. Ta ki o gün gelene kadar. Hadi gel, devam edelim. Ben çizimlerimi, sen de tasarımlarını. Bu masada yapacağız artık. Yaparken de kahvelerimizi bu kupalardan içeceğiz. Senin bardağın nerede? Burada. Bana inandın mı artık? Keşke zaman şu an dursa ve biz bu hayalin içinde kalsak. O kadar güzeldi. Babam ölmese. Efendim Mete? Babanlar akşam bize yemeğe geliyor, haberin olsun. Nasıl ya? Ne yapacağız ki biz? Nasıl hazırlanacağız? Öykücüğüm, hiç panik yapma. Durum bu. Kabullen. Tamam. Benim acil çıkmam lazım. Akşam aile yemeği varmış. Tamam. Ben seni geçireyim o zaman. Mete, ne yapacağız? İnşallah elimize yüzümüze bulaştırmayız. Tamam, sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Her şey kontrol altında. Tamam. Tamam. Tamam, sakin olmaya çalışacağım. Söz veriyorum. Mete. Tekrar çok teşekkür ederim ya. Benim için girdiğin hallere bak. Tamam hayatım. Bak şimdi, hiç uzatmıyorsun. Çünkü sen bu evin kadınısın ve gelen misafirlerini karşılıyorsun. Tamam mı? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Abim nasılsın? Gel. Teşekkür. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş babacığım. Nasılsın? Hoş geldiniz Kemal. İyi akşamlar.
Masamız hazır. Hiç beklemeyelim. Hemen buyurun. 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 Ne yüzükler. Kaderde kızımın evine yemeğe gelmek de varmış. Kemal Bey, nasılsınız? İyisinizdir umarım. İyiyim. Çok iyiyim. İnanır mısınız? Bomba gibiyim. Mutlulukmuş benim ilacım meğer. Hem kızımı böyle pırıl pırıl bir delikanlıya teslim ediyorum. Bir baba başka ne ister ki? Kemal Bey, belki sırası değil ama... aslında ben isterdim ki her şey usulüne uygun olsun. Yani gelelim, isteyelim kızınızı, sizin onayınızı alalım. Açıkçası bana da biraz sürpriz oldu böyle çocukların evlenmesi. Kısmet böyleymiş Bülent Bey. Hem onlar kararlarını vermişler. Bize saygı duymak düşer. Evet, tabii. Hadi soğutmayalım yemekleri. Evet. Her şey çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Şu zeytinyağlı benim tarifime benziyor. Sen mi yaptın Öykü? Yardım ettim diyelim. Kimin kızı ya? Mete, oğlum çok şanslı bir adamsın. Bak, Meral gibi bir annenin kızı herkese nasip olmaz. Kusura bakmayın, anca çıkabildim işten. Olsun kızım, gel. Biz de daha yeni başladık zaten. Yengeciğim, çok güzel görünüyorsun. Güzeldir. Çok güzeldir benim kızım. Mete, sakın alınma oğlum. Sen de hiç fena değilsin. Ya nasıl yakışıyorlar, öyle değil mi Meral? Çok Kemal, çok. Sen salata alsana. Bak, senin iyi beslenmen lazım. Salata al sen, salata. Sabah var ya abla. Allah Allah, yani Ayaz da beni hiç aramazdı bu saatte normalde de. Neyse, ben ona sonra dönerim. Baksana kızım, belki de önemli bir şeydir. Ya hem biz Ayaz'ı niye davet etmedik bu gece? O da aileden sayılır. Yani hem senin hem Mete'nin en yakını. Bülent Bey, her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek, aşk olsun. Hem Öykü bizim kızımız artık. Öykü'nün evi sizin de eviniz. Sağ olun. Çok sağ olun Bülent Bey. Gözümüz arkada kalmayacak. Babacığım, ben yarın zaten eve geleceğim seni görmeye. Orada görüşürüz. Güzel kızım. Endişeni anlıyorum. Yanımda olmak istiyorsun ama işinize gücünüze bakın artık. Yok canım, olur mu öyle bir şey? Yani iş güç, bunlar bizim için ikinci planda. Tabii ki gelecek. Sizi birbirinize emanet ediyorum. İyi bakın bu sevginize. Sakın kırmayın birbirinizi. Sakın bırakmayın. Tabii, tabii babacığım. Hadi o zaman. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bak, hadi oğlum, yürü. Görüşmek üzere. Ya aşk olsun Burcu. Ay ne var ya? Zamanında Mete Mete diye başımın etini yiyordun. Biz de size everdik sonunda. Ya Burcu. Öf, tamam be, tamam. Şaka yaptık. Ay hadi bize gidelim. Ay ya da burada kalıp kocanın dizinin dibinde mi oturmak istersin? Sus Burcu, sus. Çantamı alıp geliyorum, bekle. Burcu çok sağ ol ya. Ben
gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Ya düşünsene, babam oradayken sürekli yakalanacağım diye korkuyorum. E babam yokken de ayrı bir dert zaten. Tamam, gerçi Bülent abi, Mete, evdeki yardımcılar falan durum biliyor ama... o kadar tuhaf bir durum ki. İnsan elini kolunu nereye koyacağını bilmiyor. Sen olmasan ben ne yapardım, nasıl kaçardım hiç bilmiyorum. Ya kızım, yüzünü resmen Burcu beni buradan götür diye haykırıyordu. Anlamaz mıyım ben hiç kızımı? Kemal, hazırlayayım mı yeğenini? Yatacak mısın? Yok. Yapma Meral. Ben tekrar gideceğim. Kızımla özel bir şeyler konuşacağım. Aa, daha yeni geldik. Yarın konuşursun. Boş ver. Benim yarınım belli değil ki Meral. Ya sabah aklımdaydı, bir şey verecektim. Ama unuttum. Yani hemen gider gelirim. Efendim anne? Kızım, baban şimdi evden çıktı. Tekrar oraya geliyor. Yani sana bir şey mi verecekmiş? Bir şey mi konuşacakmış seninle? Anlamadım. Evdesin değil mi sen? Ya ben evde yokum ki. Şimdi babamı arayıp acil bir işim çıktı falan da diyemem. Ne yapacağım ben şimdi? Çocuğum, sen babandan önce eve gidebilir misin? Ya bilmiyorum ki yetişebilir miyim? Tamam, tamam anne. Sen kapat, ben bakacağım, tamam. Hadi görüşürüz. Yetişemezsek. Ya yetişiriz, merak etme. Yani babam bizden önce hayatta gidemez. Burcu, babam yan takside. Lütfen, lütfen biraz hızlı gidebilir miyiz? Onu, o arabayı geçmemiz lazım. Burcu geliyorlar, iyi, iyi, iyi. Ne oluyor ya? Yukarıdan gördüm de geldin, hemen indim. Hoş bulduk kızım. Ya ben tekrar geldim. Çünkü sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum. Açlık açlık biz. Sen merak etme ya. Babam bizimle özel bir şey konuşacakmış. Buyurun Kemal abicim, içeride konuşalım. Ben sizi yalnız bırakayım. Babacığım, ne konuşacaktın merak ettim. Gerçi annem telefonda biraz çıtlattı ama ben merak ettim yine de. Ben gelmeden haberi gelmiş demek ki. Ya sürprizi annen ağzımdan alır diye onsuz gelmek istedim. Umarım kırılmamıştır bana. Sürpriz neydi babacığım? Ya... bu saat bana kayınpederimden hediye.
Ben de Mete'ye vermek istedim. Benim için manevi değeri çok büyük. Umarım beğenirsin Mete. Çok... Gerçekten çok teşekkürler. Yani... Beni çok mutlu ettiniz gerçekten. Tekrar teşekkür ederim gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.